Bakın Seda Hanım, ben hayatım boyunca ölüm harici, ailem, akrabam harici ağlamış bir insan değilim. Artık bu evde ağlayacağım. Ben gerçekten çok geriliyorum. Ya, ben gerçekten çok sinirleniyorum. Niye ağlayacaksın ki yani? Lütfen Ayça, lütfen hayatım, abi. Hayatım, umursamıyorsan beni neden niye kötü sakin değilsin? Bak, bir şeyleri kabullen. Bir şeyleri kabullen demiyorum. Ama. Lütfen beni kötülemekten vazgeç. Tamam, ben senin adını ağzıma almıyorum tamam. Bu evi. Vallahi yoruldum canım. Ama ben senin adını o iki ay önceyi atlatamıyor anladığım kadarıyla. Hayır, ama ben onun adını ağzıma almıyorum. Benim hakkımda konuşuyor. Kendisi şimdi, benim hakkımda konuşuyor. Ben Emre yani. Atik olayına dönüyorum burada. Şimdi Emre Atik dediniz ya, delikanlı olsaydı Ayça Emre Atik'in bu eve girmesini istediğini söyleseydi en sonunda söyledi. Zaten İhtar'ın da aldı efendim, hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda. Evet. Ve hani bu kritik bir durumdu. Görüntülerini verdik. Aslında Ayça koymuştu o görüntüleri ama yasaktı. Neden? Emre Atik bu eve gelmişti. İlanı aşık etmişti. Şu anda da Ayça'nın boynunda olan alyansı kolye biçiminde ona takmıştı. Ayça da o bu eve girdiğinde ben bunu yüzük olarak takacağım diye söz vermişti. Ama kimse Emre Atik'in bu eve girip girmeyeceğini bilmiyordu, bilemezlerdi. Zaten oyla hakla bir damat adayı elenmeden buradan durup dururken başka adayı almamız da söz konusu değil. Peki biz ne yaptık? Şimdi İlişkiler burada belli yol tutmuşken dışarıda kıvılcımlanan bir ilişkiyi eve taşımak diğer taraflara haksızlık olabilir. Değil mi? Bir mücadelede burada bu zor platformda siz bunu yürütürken dışarıda tanıdığın birini getirip hazır başlamaya hazır bir şeye başlatmak. Oylama yaptık efendim. Hem kızlar evinde hem erkekler evinde. Kızlar evi biraz daha yumuşaktı, anlayışlıydı. Önce onu izleyelim. Sonra erkekler evinin oylamasına da döneceğiz. Bakalım kızlar evinde... Eğer olursa bir damat adayı elenirse ki emin değiliz. Hep gelin adayları da elenebilir. İki kişi elenebilir. Bakacağız. Acaba kızlar Emre Atik'in bu eve gelmesini istiyor mu? Yoksa yeni başlayacak olan sağlam da başlayacak gibi gözüküyor. Bir ilişkiye destek verecekler mi? Korkacaklar mı? Şimdi hanımlar, Ayça oy veremeyecek. Hadi ya. Ayça haricinde damatlar evde oy verecek ama biliyor musun? Sadece sizin oylarınız değil. Standart. Şimdi şöyle bir şey var. Farz edin herkesten veya çoğunluktan Emre Atik gelebilir. Oyu çıktı. Hemen bu pazar geleceğini garanti etmiyoruz. Ama en azından gelip gelmeyeceğini sizin oyunuza bırakıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir hafta sonra da gelebilir, iki hafta sonra da gong çalmadan gelecek ama ne zaman? Ama önemli olan sizin onayınız. Çünkü bunda sizin de hakkınız var. O yüzden tek tek size sormak istiyoruz. Mehtap, Emre Atik bu eve gelsin mi? Gelmesin. Gelmesin. Hı hı. Neden? Gelmesin, gelmesini istemiyorum. Çünkü öyle gelmez. Bir sebebi var mı? Haksızlık mı olarak görüyorsun? Evet, ilk başta böyle düşündüm. Haksızlık olarak düşündüm kendi adımı. Peki Ayça'nın mutluluğu? Onun dışında daha geniş bir sebebim var. Ve burada zaman yetmez. Peki. Nasıl olsa aranızda konuşursunuz. Melis sence? Gelsin tabii ki. Sen Ayça'nın mutlu olması için mi diyorsun? Yani ben Emre'nin o gün burada Ayça'yı sevdiğini gördüm. Ve Ayça'nın da gerçekten sevilmeye ihtiyacının olduğunu biliyorum. Bir kere bana demişti ki, ben demişti bir baba sevgisi hiç görmedim ve beni babam gibi sahiplenecek, koruyacak evet. ve sevecek bir adam onu istiyorum demişti. Onu bize de demişti. Söylemişti. Ben onun... Emre'nin onu babası gibi sevip kollayacağını düşünüyorum. Bu yüzden gelsin, aşkını yaşasın. Sen ne dersin Hazan? Gelsin. Hem Ayça için de büyük bir sınav olur. Emre için de büyük bir sınav olur. Görmek istiyordu içeride. Onun evet, için iyi olacağını düşünüyorum. İki gelsin, bir gelmesin. Ceyda. Gelmesin. Oo. İki gelmesin var, iki gelsin var efendim. Ayça'ya sormuyoruz, Nur'la devam ediyoruz. Ayça burada mutlu da olabilir, mutsuz da olabilir. Ama anladığım kadarıyla Ayça aşkını yaşamak istiyor. O yüzden gelsin. Evet. Üç oy oldu. Gelsin yönünde Emre'nin. Sen ne dersin Cansel? İyisiyle de kötüsüyle de nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Bunu sonuçta Ayça yaşayacak. Ve ben bunu göze aldığını düşünüyorum. Kötü sonucu da, iyi sonucu da. O yüzden onun mutluluğu için kesinlikle gelsin. Tamam Cansel'cim. Böylece... Dört gelsin, iki gelmesin ne Dani'ye döneceğim en son. Avantaj veya dezavantaj. Bunları görmesi gerekiyor Ayça'nın. Evet, burası bir yarışma programı. Sizin dediğiniz fikir de belki gerçekten doğru olabilir. Hani yeni bir çift buradaki herkes için tehlike arz edebilir belki de birinci olmak isteyenler için. Ama benim için arz etmiyor, o yüzden gelsin. Peki,
O zaman ben 5'e 2 oyla gidiyorum. Damatlar evinde yapıyorum aynı oylamayı. Hadi bakalım bol şans Ayça. Evet. Gelinler evi 5'e 2. 2 kişi sadece hayır dedi. Zaten 7 oy kullanıldı. Ayça kullanamadı. 5 kişi evet dedi. Damatlar evini de göreceksiniz. Az sonra izleyeceksiniz. Yorumunuz var mı beyler? Gelinler evindeki oylamayla ilgili. Sonuçta gelinler evinden Emre Atik gelsin oyu çıktı. Sizden kızlar bir yorum var mı? Ben erkekler evini merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Aynen. Hadi beyler o zaman. Ne diyeceksiniz? Mesela Mehtap'ın yorumuna. Mehtap gelmesin diyen isimdi. Ceyda. Mehtap ve Ceyda zaten. Biz de... Neyse. Söyle söyle. Yo, birazdan görüntü verildikten sonra konuşabiliriz. Yok, şimdi o evi konuşalım. Yani o evde Mehtap'ın neden gelmesin demesi de normal. Ceyda gelmesin demiş. O da kendine göre haklı yanı vardır. Bilemiyorum Seda Hanım, biz de... Yani farklı bir oylama gerçekleştirdik. Sizin evdeki oylama farklıydı. Biraz da mantık yanı ağır basmıştı. Siz mantık ağır bastı zaten şu an konuşamamda daha çok takılmıştınız. Tek sebebi o. Bir izleyelim o zaman. İki oylamayı da izleyelim, toptan konuşalım. Şimdi hazırsak ben Eser'le başlayayım. Eser, sence gelsin mi? Vallahi kafam böyle gidip geliyor yani. Nütürüm gelsin ya da gelmesin böyle düşünüyorum. Ama sonra işte balansta tutuyorum ve Ayça'yı düşünüyorum, yaşadıklarımızı, onun bana yaptığını, bilmem ne falan. Birçok şey var değil mi? O kadar çok şey var ki. Hak falan filan, Batu'nun burada görmesini. Yani ne kadar o söylese de ben bunun şey yapmasını istemiyorum. İşte bu evde bir sınav. Emek ve dışarıda yaşanılan bir ilişki var. Ben hayır diyeceğim. Yani peki. No, ben hak bulmuyorum bunu ne yazık ki. Yani dışarıda gidip mutlu olsunlar, you know. Yani Ayça'yı yollamayı tercih ederim. Emre'yi çağırmaktansa. Tamamen bağımsız oylarınız. Tankut ne dersin? Seda Hanım, benim için bir sakıncası yok. Eğer hakkaniyet varsa bir ortada, zaten halk bunun hakkaniyetini verecektir. Benim için gerçekten bir sakıncası yok. Ben kendi ilişkime bakıyorum. Ayça burada sevdiğim bir insan. Eğer bu mutluluk verecekse ona, yaşayabilecekse varsın olsun. Semih. Vallahi Seda Hanım, ben bu konu hakkında çok tepkim gösterdim biliyorsunuz. Yani merak ediyorum açıkçası. Ya bunlar dışarıda gerçekten aşk yaşamış mı, yaşamamış mı? Ak koyun kara koyun ortaya çıkması için ben gelsin diyorum yani. Peki. Adnan sen ne dersin? Seda Hanım, hani Ayça ile bu konuyla ilgili benim de tartışmalarım çok oldu. Neyse doğru, neyse yanlış, hepsini konuştuk. Çok da severim. Ya ama bu ev gerçekten de onlara zarar verir. Çünkü dışarıda başlamış bir ilişki, içeride burada sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bura zor bir platform. Çok. Burada en azından yeni bir gelin adayı veya yeni bir damat adayı tanırken nasıl tepkiler vereceğini de görebiliyorsun. Kuralları bu biliyorsun. İlişki onlara gerçekten, burada yaşanılan bir ilişki onlara zarar verir. İnşallah olur da dışarıda bir ilişki yaşayıp evlenme boyutuna gelirlerse düğününe gitmek isterim açıkçası. Ama? Hayır. Peki. Adnan'dan da hayır geldi. Emre'ye dönelim, ne diyecek? Normalde Ayça hakkında çok konuşmuyorum biliyorsunuz ama önemli bir karar. Ben Emre ile Ayça'nın dışarıda aktivitelerinin daha güzel olduğunu görebildim. Burada da izledim. Beraber düğüne gidiyorlar. Beraber arabada ailece görüşüyorlar. Tabii tabii. Yani bunlar çok gerçekten çok güzel ve değerli şeyler. Hatta sizin nişanlı olarak bile zor yapabildiğiniz şeyler. Benim burada çok zor yaptığım bir şey. İzin dahilinde yapabiliyorum. Evet. Onu da çok kısa sürede o da nişan için, söz için. Evet. Ya bu yüzden ben onların iyiliklerini düşünüyorum. Emre Atik buraya geldiği zaman bu olayları, aktiviteleri yapamayacaklar. Yerine getiremeyecekler. Yani sorun yaşayacaklar gibime geliyor. O yüzden iyiliklerini düşündüğüm için Allah dışarıda mutlu bahtiyar etsin her ikisinde. Ben de hayır oyu kullanıyorum. Emre'den de hayır geldi. Bakalım hayırlar çoğaldı. 3 hayır var, 2 evet var. Batu'ya geldik. Hayır Seda Hanım. Batu Teri. Batu, sen hatırlıyorum Emre Atik için ya mutlu olsunlar, bu çocuk seviyor gibi falan demiştin İlhan Aşk'ı izledikten sonra. Seda Hanım öyle ama kimseyi kandırmaya gerek yok. Halen daha oyunlarına devam etmeye çalışıyorlar. Gitsinler dışarıda ne yaşıyorlarsa yaşasınlar. Kimse burada enayi değil. Dışarıda ilişki yaşıyorlar. Sonra geliyorlar buraya, tam final yaklaşırken gelecekler, ilişki yaşayacaklar. Devam ettirecekler de buradan çıkacaklar. Yani gidecekler. Olmuşu gelmiş gibi olacak. Ben hakkaniyetli bulmuyorum
onun buraya yoksa kıskançlıktan gelmesine. Değil. Yok, hiç işim olmaz Seda Hanım. Hiç sıfır. Benim için hiç bir önemi yok iki insanın da. Hayır. İstemiyorum, kesinlikle istemiyorum. Peki. Ali, en yenimizsin. Evet. Ama kurallarımızı biliyorsun, bizi izledin aylarca. Evet. İşte dışarıdan karakterleri tanıyorsun. Sana nasıl geliyor bu durum? Yani ben aslında aralarındaki olayı çok iyi bilmiyorum. Ama bence şöyle, yani buraya girmek bu kadar kolay olmamalı bence. Yani biz de belli aşamalardan geçtik ve yani aklımızda tabii ki de bazı taliplerle geldik. Ama bunların artık böyle, ya tabiri caizse biraz kokuşmuş zaten ilişki. Yani kokuşmuş dışarıda, derken? İçeride işte yüzükler dönüyor, kolyeler dönüyor. Yani ilerlemiş dönüyor. Anlamında söylüyorsun. Evet, yani ilerlemiş, böyle bir garip olmuş. Bence dışarıda mutlu, mesut, bahtiyar olabilirler ama bence gelmesin. Peki. Gelmesinler çoğaldı. Ali de gelmesin dedi. Erdem ne diyecek merak ediyorum. Çünkü ilk o yüzük vurgusunu dün hatırlıyorsanız Erdem yapmıştı. Ayça'yı gerçekten çok seviyorum ve mutlu olmasını istiyorum. Bu cepte olan bir konu. Ama daha önce böyle bir emsalle burada karşılaştık. Sadece bir sürpriz olarak gelmişti. O zaman ben karşı çıkmıştım bu duruma. Şahsım adına konuşuyorum şu an. Ayça'yı her ne kadar sevsem de, Ayça'ya ne kadar değer versem de hakkaniyet açısından ben bu konuda onay veremiyorum. Ayça'yı çok seviyorum. Yine tekrarlıyorum. Benim oyum hayır. Dışarıda mutlu olur. Adnan'ın dediği gibi düğüne gider halay çekeriz. Hatta elimden gelen her şeyi de yaparım hazırlıkta. Yani ama bu yapamayacağım başka bir hiçbir şey yok. Ama aynen, aynen. Burada diğer arkadaşlarımın da hakkına girmek istemiyorum. Kendimi bir kenara atıyorum. Diğer arkadaşlarımla bir hakkına girmek istemiyorum. Bir tek Semih evet demiş ki ona ben şaşırdım. Ben Semih'ten hayır beklerdim. Çünkü Batu'nun çok yakın olduğu için. Ama sen başka bir sebeple evet demişsin. Evet dedim. Yani ya mutlu olsun Sedan, neticede yaşanmış bitmiş artık. Yani Batu'yla da olan ilişki. Gelsin yani, istiyorsa madem yaşasın ilişkisini. Onun için neden yoksa evde mutlu olamayacaklarına inandıkları? Yok, mutlu olamayacaklarına inanmadığımdan değil. Bu evin zorluğunu görsünler diye istedim ki gelsin. Bir de Tankut evet dedi. Aynen öyle. Kızlar evinde Ayça oy kullanamadığı için 7'ye 2 idi oy. Yani 7 kişiden 2 kişi sadece hayır demişti. 5 olumlu oy vardı. Sizde de 8 kişiden 6 kişi hayır dedi. 2 kişi olumlu oy olunca 7 kişiye 8 oyla ya bunu çok aslında evden çıkan karar Emre Atik gelmesin oldu. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Dışların seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.